Arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun zaman önce 75 olduğumda savaşçı olacağım demiştim. Aslında 75 olamadım, 74'üm ve savaşçıya dönüyorum. Şu an tüm detaylarını sizde görün diye. Bakın yetenek puanı, altın çubuk, dolar verdi bizim. Sertifikaya harcadığımız her şeyi verdi. Savaşçının yeteneklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. En önemli yeteneği zıplayıp vurma skili. 75. O yüzden 75 olmadan savaşçı olmak pek mantıklı olmayabilir ama aslında şöyle bir durum da var. Hani 74'te de savaşçı çok fazla hasar verebiliyor arkadaşlar. Şimdi direkt seviyeleri atlatıyoruz. Savaşçının en sevmediğim yanı ise çok fazla acıkması ve testerenin dayanıklılığı çok gidiyor. Hani sürekli acıkıyor, vurduğunuzda acıkıyorsunuz. Bu insanın canını sıkabiliyor. Şimdi silahsız olduğunda veya ateşsiz silah kullandığında bunu vermemiz lazım, önemli. Bunu da vermem lazım çünkü bir enerji durumu var savaşçının. Enerji azaldığında vuramıyorsunuz, bekletiyor sizi bir saniye. Bunu da kesinlikle vermemiz lazım. Hasarımızı azaltıyor. Bunu vermeyebilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış. Hani ben de şu an yetenek puanı fazlasıyla olduğu için 3'te bıraktım. Belki fullerim onu. Bunu da doldurmamız lazım. Bu da önemli. Acil tedaviye düştüğünüzde daha geç ölebileceğinizi söylüyor. Bu da önemli. Kritik hasar. Savaşçıdaki en önemli şey kritik hasar arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Bu yeteneklerin hepsi önemli. Bakın çömeldiğinizde %20 daha az hasar alırsınız diyor. Bu da önemli. Hani size vuruyor ya savaşçı, özürlü zıplayamaz diyor. O yetenekten bahsediyor arkadaşlar. Tabi gizlenme etkisi. Bu da önemli olabilir. Ama bunları pratik şekilde kullanmanız gerekecektir. Sizin yetenek puanım fazlasıyla olduğu için diğerlerini de fulledim. Hepsini tam anlamıyla verdim arkadaşlar. Şimdi hasar testine geçeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Savaşçının hasar testini biraz öğrenmiş olun. Savaşçının hasar testine bakalım. Nancy'de hasar testi yapmak biraz mantıksız. Çünkü hasarlar bir nebze de olsa eşitleniyor arkadaşlar. O yüzden diğer videolarda olduğu gibi bu videoda da hasar testini Faster'da yapacağız. Tam hasarları görebilin diye. Şimdi bu tarafa gitmem gerekiyor benim. Çünkü Gözde orada bekliyor. Burcu yok malum. Burcu bir haftalık bir köye gitti, şehir dışına çıktı. O yüzden bugünkü kurbanımız Gözde olacak. Hadi bakalım, geçelim görev yerine doğru. Kabiliyetleri de göstereceğim ben savaşçıda. Komple her şeyi açtım zaten. Ha, gerekli olan, gerekli olmayan kabiliyetleri de gösterebilirim sizlere. Şeyden de bahsedeceğim, yan silah eklenti durumundan da bilgi vereceğim ama buradan yüzerek geçeceğim mecburen. Neyse şöyle bir geçelim ya. Şöyle karşıya gidek. Motoru geri çek. Belki tekrardan motoru kaldırırım. Ne olur ne olmaz. Şuradan hadi yukarı. Bakalım sol alt helikopterde bizi bekliyor olması lazım. Evet, geliyoruz. Bakalım burada mı? Bakıyorum ama göremiyorum. Evet, burada. Zırhını atar mısın haritaya? Önce zırhını gönder. Sonra vuralım. Üstündeki zırh da patlamak üzere. İnşallah patlamaz. Mavi zırh üzerinde önce bir test edelim bunu. Hadi vuracağım. Zırhı at. Tamam, bir tane vuralım. Kalkan da var. 818 vurduk arkadaşlar.
Bir tane daha vuruyorum. 440. Kritik savaşçı da çok önemli. O yüzden kritik gıdalar yemeye önem gösterin. Çünkü bakın iki katını vurdu. Düz vuruyorum. 758. Bakın kritik. Vurduğum hasar şu an. Şimdi bir tane daha zıplayıp vurayım diyeceğim de öleceğim. 818 arkadaşlar. Şu anki hasarı görüyorsunuz. Bu mavi zırh üzerinde verdiğimiz hasardı. Haritaya gönderdi mi? Zırhı gönder haritaya, zırhı. Tamam, şimdi 70 zırhını giydi. Bakın 70 zırhıyla 358-500. Hasarımız 300-400 düştü. Düz vuruş 278. 70 zırhını arkadaşlar. Birazdan gönderecek galiba zırhları, tahmin ettiğim üzere. Şimdi benim üstümde 75 zırhı var. Tamam mı? Dur. Evet, mavi saldırı zırhı bu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Herhangi bir eklenti takılı değil. Burada eklentileri var. 9-8-8 arkadaşlar. Eklenti bir şekilde vurduydu. Şimdi o bana hasar verecek. Vur. Vursun bakalım. Kaç vuracak? KSG. Bir daha vur. 30-30 kafaya. 30-30. 30. Kafalık yok şu an bende. O yüzden kafaya fazla yiyorum. Devam. Devam. Yemedim hasar. Göremedim hasarı. Vur hadi. Devam. Gövdeye. Gövdeye vursun, devam etsin. Kasi 7-7 vuruyor G36 ile arkadaşlar. Kafaya 13 vuruyor. Şu an bende kafalık yok. Kafalık olsa çok daha az vuracak. Buna emin olabilirsiniz. Savaşçı mesleğinde yediğiniz hasar çünkü çok azalıyor. Herhangi bir yükseltme de basmadım. Şimdi 70 zırhına geçelim. Biraz önceki 75 zırhıydı. Bir de şimdi vursun. Devam. Aynı şekil. KSG. Vur. Vur. Hasarı göremedim. 14-14 duruyor arkadaşlar. 70 zırhına geçtim. Kafaya vur. Devam et. Ne oluyor? Haritada ortalık karışıyor. Kafaya 28 diyorum. Dediğim gibi kaskım yok şu an. Şimdi G36 ile deneyecek. Hadi bakalım. Vur vur, korkma. Bir şey olmaz. Havanla vuruyor. Şu an koleksiyoner havanla sıkıyor. Da ben hasar göremiyorum. Canım inmiyor ki. Kalkanım inmiyor. (gülüyor) 70 zırhı var bakın şu an üstümde. Havanla hasar yemedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Havanın da koleksiyoner bu şekilde. Eklentileri tabii ki de takılı bir şekilde vurdu. Şimdi ben eklentileri çıkartacağım. Eklentisiz vursun bir de. Şimdi diyen olacak çünkü. Eklentiler takılıydı vesaire diyen olacak. Zırh eklentilerini çıkardım. Lubap, ne diyorsun Lubap? Video çekiyoruz şurada. Bakın hasar değişti. 43-24 vurmaya başladı. Eklentileri çıkarttığım için oldu arkadaşlar. Bakın 63 vurmaya başladı ve canımı indiriyor. Eklenti farkını bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi kolek şeyle sıkta. Nerede, duymuyor beni de gerçi. G36 ile sıkıyor arkadaşlar şu an. 17-17. Bakın 7 vuruyordu, 17 vurmaya başladı. 2 katından daha fazla
hasar vermeye başladı. Eklentileri çıkarınca. Şimdi şeye geçeceğim. 75 zırhına. Bir de 75'te denesin. Tekrardan bir daha vursun. Havanın az 82 vurdu. Şöyle geçelim. 70'i. 75'i o kadar vurdu. Şimdi dur bakalım. Tekrardan o silahlarla bir de 75 zırhını bu şekilde test etmiş olalım. Ne kadar vuracak? Testereyle vuruyor. Hasar almıyorum ki. 65, 85. Testerem patlayacak bak. Şimdi devam et hadi. Devam. Devam. Silahla son bir kez daha vur. 85 zırhını giydim üstüme çünkü. Hadi. Şimdi mi? Evet. Hadi bakalım. Vur hadi. Bakın hasarı düştü. Ama yine de fazla vuruyor. Çünkü eklentilerimiz takılı değil. Bakın ufuk zırhı bu şu an bu. Ve öldürecek beni. Öleceğim. Dur. Canımı doldurayım. Acımadı vallahi, öldürecek. Tamam. Şimdi G36 ile. Sık. 8. 6. Bakın biraz önce 17 vuruyordu. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Emin olun mesleğiniz savaşçı olmasaydı, başka bir şey olsaydı daha fazla hasar yerdiniz. Ve savaşçının sürekli canı doluyor. Mesela çömeldiğinde falan. O yeteneklerden de bahsedeceğim zaten sizlere. Ama savaşçının dezavantajı şu. Vurduğunuzda çok çabuk acıkıyor. Dur. Her şeyi çıkartayım da hadi. Bu sefer bu videoda ölen ben olayım. Gönder. Gönder. Video kapanış. Gönder. Video kapanış. Hadi. Yumrukla 2 vuruyorum ya. Göndersene. Tamam, gönder. Güle güle. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Umarım savaşçı mesleğini tanıtabildim sizlere. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.